Formasyon Nevzat değişmiş. Dindar, bugün yoğun bir gün. Görünen o ki yarın da aynı yoğunlukta devam edecek. Bir transfer gelişmesi daha ekranda yerini aldı. Tayfur Bingöl Beşiktaş için geliyor. Yıldız oyuncu bugün saat 22'de İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız oyuncunun detayları muhabir arkadaşımız Sercan Dikme bize aktaracak. Sercan. Şeyda, çok teşekkür ediyorum. Artık hayırlı olsun diyebiliriz. Bir yıl kiralık olarak Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta forma giyecek. Beşiktaş Tayfur'un kiralama bedeli olarak da 5 milyon TL ödeme yapacak Alanyaspor'a. Bu saatler artık 22'yi gösterdiğinde de Tayfur İstanbul'a gelecek. Ardından sağlık kontrolleri ve Beşiktaş formasını giyecek. Zaten özellikle bu sezon başından itibaren Beşiktaşlı olduğunu, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini belirten ve bunu kameralar önünde defalarca söyleyen bir futbolcu. Kendisi de transferden gayet memnun. Nathan transferinin ardından bu transferde olumlu sonuçlandı. Nathan transferiyle de alakalı olarak saatler 17'yi gösterdiğinde, biraz rötar yaptı uçak, saatler 17'yi gösterdiğinde İngiliz oyuncu İstanbul'da olacak Ceyda. Bir de Sercan Dikme şunu da sormak istiyorum. Tayyip Talha transferi Beşiktaş'a bugün içinde bir gelişme bekliyor muyuz? Nedir görüşmeler? Hangi aşamada? Bununla ilgili de bilgi rica edelim senden. Tabii artık olumlu olumsuz bu transferin sonuçlanması gerekiyor. Dün akşam saatlerinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Türçebi, Adana Demirspor Başkanı Sayın Murat Sancı aradı ve bu transferin gerçekleşmesini, Tayyip Talha'nın Beşiktaş'ta oynamasını söyledi. Dün çok fazla haber çıktı. Ancak ben az önce Adana tarafıyla da konuştum. Beşiktaş tarafıyla zaten konuşuyorum. Transfer görüşmeleri devam ediyor. 1 milyon 400 bin euro civarında bir para üzerinden pazarlık yapılıyor. Ancak halen ödeme planı ile ilgili bir anlaşma sağlanamadı. Başkanlar düzeyinde bu görüşmenin ilerlediğini söyleyelim. Zaten hem Sayın Çebi hem Sayın Sancak sosyal hayatlarında da yakın dostlar. Transferi bekliyoruz açıkçası. Ana para üzerinde bir problem yok. Zaten dün itibariyle Belçika'da Oostende'li ismi geçiyordu. Ancak transfer dönemi Belçika'da resmi olarak sona erdi. Artık oraya gidemez Tayyip Talha. Gün içerisinde iki başkan bir kez daha bir telefon görüşmesi yapacak. Biz de onu bekliyoruz açıkçası. Ana parada bir problem yok Ceyda. 1.4 milyon euroluk bonservis ücretinde. Ancak ödeme planı ile ilgili iki tarafın halen fikir ayrılıkları var. O fikir ayrılıklarının ortadan kalkmasını bekliyoruz. Kalkarsa haberleştireceğiz. Kalkmazsa da tabii ki bunu söyleyeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sercan Dikme'ye de kolay gelsin diyelim. Beşiktaş'ta da yine hareketli saatler bizi bekliyor ve muhabir arkadaşlarımızın yoğun mesaisiyle birlikte biz de yaz transfer dönemini A-Spor ekranında sizinle kapatmayı hedefliyoruz, planlıyoruz diyelim. En sıcak bilgiler A-Spor ekranında olacak bugün ve yarın transfer dönemine dair. Beşiktaş'tan da hamleler bir bir geliyor. Tayfun Bingöl uzun zamandır listesinde olan bir isimdi. Ve görüşmeler kiralık şeklinde sona erecek gibi futbolda. Ya sadece gelecek. Beşiktaş'ın gündeminde, listesinde değil. Tayfur'un listesinde de Beşiktaş var. Yani çocuk söylüyor sürekli. İstiyor Beşiktaş diyeyim. İyi gelmesi hayırlı oldu. Çünkü yarın Beşiktaş'ın rakipleriyle biriyle oynayacak. Beşiktaş için çok yırttı kendini falan. Çünkü bizim futbol iklimimiz çok kirlenmiş durumda. Çok çakal tipler girdiği için mesleğin içine. O yüzden çocuğun gelmesi çok iyi oldu. Onun için de iyi oldu Beşiktaş için de. İnşallah Beşiktaş'a bir katkı verir. Yani beklenen katkıyı sağlar ama emin ol şeyden, o sosyal alandaki kirlenmeden payına düşeni mutlaka alacaktı. Çocuk da kendini kurtardı. Beşiktaş da kurtardı. İyi oldu. Evet. Nevzat Dindar. Ya altta şey yazıyordu. Yıldız oyuncunun şeyi yazıyordu. Şimdi 29 yaşındaki oyuncu yazıyor. Mesela ben o dikkatimi çekti. Ben mesela Tayfur'u yıldız kategorisinde görmem. Eğer Tayfur Bingöl'e yıldız dersek Icardi'ye ne diyeceğiz mesela? Tabii. Ama Tayfur iyi bir oyuncu. Tayfur iyi bir oyuncu. Bence her takımda da fayda sağlar. Bir joker gibi. Yani Türk oyuncu Necip'in ben biraz daha ofansif versiyonu olarak görüyorum. Yani Necip savunmada, orta sahada böyle her pozisyonda oynayabilen bir oyuncudur. Necip'in ön taraftaki Necip'ini buldu aslında yani Beşiktaş. Yani hem sağda oynatırsan. Bu arada sol bekte de oynar, sağ bekte de oynar. Yani çok kullanışlı bir oyuncu. Türk oyuncu rotasyonunda çok Beşiktaş kıymetli bir transfer yaptı bu arada. Hani ben onu
yanlış anlaşılmasın. Yani yıldız derken bir görev adamıdır. Ya asla ama yıldız o... dersek dellaliye ne diyeceğiz diyorsun ha, yani. Tabii tabii. Yani o yanlış anlaşılmasın. Yoksa oyuncuyu ben beğeniyorum. Yani oyuncu da zaten kendisini o konuma, sınıfa koymaz diye tahmin ediyorum. Ama hayırlı olsun. Beşiktaş Nathan Redmond transferi de bence önemli bir transfer. Galatasaray'ın da listesinde olan bir Galatasaray'ın listesinde 5. sıradaydı. Onu biliyorum. Olmadı. Beşiktaş aldı. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş iyi bir transfer yaptı. Ben bu arada hani Galatasaray'la adı geçtiği için özellikle izledim. Baktım hani oyuncu nasıl bir oyuncu. Hakikaten iyi oyuncu. Yani sağa koy, sola koy. Niye? Demek ki Galatasaray'ın o kanada daha iyi alternatifleri var 5. sıradaysa. Bilmiyorum artık. Yani çünkü... Teknik adam istersen de kasaya bakarsın. Paramız hangisini yapıyor? Tabii. Para var ki harcıyoruz. Evet. Ali Bey diyor ya ne para harcadın. Ya gidip Bruma'yı almadı yani. Gidip Icardi'ye aynı parayı Icardi'ye aldılar. Yani şimdi Ali Bey orada kötü ya bir niyetle söyle. Ya olur, ya bak ben size espri tablo olsa... çok güzeldi bu arada. Güzel tablo. Evet. Aynen. Biz bu fotoğrafı görmek istiyoruz. 1977'de bir daha yaptırmıştım. İletişim açısından şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun farklı yorumlayanlar oldu. Mikrofonlardan bir kere o sesin gideceği, kameraların önünde olduğu bildiği için hani bu ses ve o yapılan şakanın Türkiye'ye yani bir mesaj olduğu belli. Yani şey değil bu. Spontane gelişmiş ya da Ali Bey bunu öngörebilecek zaten zekada, tecrübede birisi. Ben spontane olduğunu düşünüyorum ya. Neyse. Yani. Ben onun şu, insanlar onu hani Galatasaray mı çok harcadı, Fenerbahçe mi çok kapıcı? Bir kere rakam olarak baktığımızda Fenerbahçe Galatasaray'dan 7 milyon euro fazla harcamış. İşin başka bir boyutu. Ben şöyle okudum. Şimdi herkes farklı okudu. Ben verilen mesajın, esprinin ya da neyse adı Galatasaray iç siyasetine yönelik bir mesaj olarak algıladım. Yani Galatasaray'da çünkü üyeler böyle sürekli sorgularla bir şeyi rahatsız eder. Mesela fazla transfer rahatsız eder. Ne bileyim bazı rakamlar rahatsız eder. Yani o yüzden biliyorsun 6 ayda bir yönetim değişiyor. Yani Galatasaray farklı bir kulüp. Galatasaray iç siyasetine ve Galatasaray'da muhalif kanada sanki bir mesaj verildi oradan. Ama ben öyle algıladım. Ali Koç söylemeseydi Galatasaray kongre üyeleri farkına varmayacak mıydı? Fark etmez. Bu şekilde konuşulmazdı. Yok senin algına bir şey değil mi tabii? Ama bak, bence spontane gelişti ve eğlenceli bir şeydi yani. Ya bir şeyi Erdem Bey de iyi cevap verdi. Olabilir ya da olmaz. Bir şey ortaya atarsın. Sonra ona ısrarla vurgularsın. Onun şey, o bir iletişim şeyidir, stratejisidir. Çok detaylı. O besim hatırladım. Ne yaptın? Bak, Nazi bak, propaganda bakın. Bu çok hakikaten yani norm. Yiz yine de işin hani espri tarafındayız. Güzel ama o espri bazılarını kırabilir. Bunu da düşünmek lazım. Yani çok da şey yapmayalım. O konu üzerinden gitmeyelim. Netice itibariyle Galatasaray Fenerbahçe'den daha fazla para harcamadı. Ali Bey de bunu biliyor. Kanat transferi konusunda da Nathan Redmond Beşiktaş aldı ama Beşiktaş'la alakalı bu arada yani Galatasaray'ın listesinde 5. sıradaki oyuncu Beşiktaş böyle bir şeyi de Beşiktaş'ın oyuncusunu transferi değersizleştirmek için söylemiyorum. Galatasaray birçok oyuncu var listesinde. Listesinde bu arada, birinci adamı alabilen bir transfer yapabildik mi? Olmuyor yok ki. Zaten. Kimse alamıyor. Mümkün kimse alamıyor. Yani. Sürekli karşısına problem çıkıyor. Yani bu arada şu an ne söylesen tersi çıkabilir. Öyle bir süreç ya. Yani iki gündür ben bunu gördüm. Kaan bitmişti. Bir gün sonra Sassuolo fiyat yükseldi. Sassuolo eğleniyor bizle ya. Diğer taraftan... Bugün de bakalım kimle eğlenecekler. Bir oyuncu konusunda bir noktaya geliyorsun, ismi söylüyorsun. Birkaç saat sonra 180 derece farklı olabiliyor. Yani tam karşısında bir şey olabiliyor. O yüzden Beşiktaş bence ben izlediğim... Redmond transferi beni daha çok heyecanlandı. Şundan dolayı Beşiktaş oyununu izlediğim ve ligin en iyisi, en hazır, en tabanca gibi, evet, takımı gibi gördüğüm. Keyif veren. Kesinlikle. Beşiktaş'ta ben o zincirin herkes Vegors, Muleyka vesaire derken bence Enkudu. Allah korusun Enkudu'ya bir şey olsa bir alternatif yoktu. Şimdi en azından bu Redmond oynar. Yani o çok rahat o boşluğu da doldurabilir. O yüzden kritik bir hamle. Galatasaray kanat transferi konusunda da yani o kadar sansasyonel isimler belki de Icardi transferiyle kıyaslanabilecek. Belki de gölgede bırakacak isimler konuşulup yazılıp çiziliyor ki yani açıkçası bunlardan birinin gerçekleşme olasılığını biraz zayıf görüyorum. Hemen isimleri ve Lucas Moura. Mesela Lucas Moura olmuyor.